Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaşam alanlarının erişilebilirlik durumunun tespitine yönelik filmi izlemektesiniz. Binalar. Bahçe girişimi. Bir binada erişilebilirlik tespitlerine bahçe bulunuyorsa bahçe girişinden başlanmalıdır. Bahçe yolu. Bahçe yolunun yüzeyi düz, sabit, dayanıklı ve ıslak kuru halde kaymayan malzeme ile kaplanmış mıdır? Yağmur suyunun drenajı için gerek duyulan enine eğim en fazla %2 midir? Yürüyüş güzergahına dik yerleştirilmiş su oluğu bulunuyorsa üzeri kapatılmalıdır. Bahçe girişi ve bahçe yolu üzerinde kot farkı varsa bu kot farkını aşmak için rampa yapılmalıdır. Bahçe yolunda elektrik direkleri, tabelalar, süs bitkileri, çiçeklik, saksılar, reklam ilan panoları, totem gibi nesnelerden arındırılmış ve geçiş genişliği en az 200 cm olmalıdır. Otoparklar. Binanın açık otoparkı varsa bu otoparkta engelli otopark yeri var mıdır? Binaya hizmet eden açık ya da kapalı otopark bulunmuyorsa, bina girişine en fazla 30 metre uzaklıkta engelliler için düzenlenmiş park yeri sağlanmalıdır. Engelliler için ayrılmış park yeri sayısı, toplam park yeri sayısının en az %5'i kadar olmalıdır. Açık otoparkta engelli otoparkları tek başına düzenlenmiş ise, engelli otoparkının genişliği en az 400 cm ve uzunluğu en az 600 cm, yan yana düzenlenmiş ise engelli otoparkın genişliği en az 250 cm genişliğinde ve transfer alanı 150 cm genişliğinde olmalıdır. Engelli otopark yerinin çevresinde yaya kaldırımı bulunmakta ise ve otopark alanı ile yaya kaldırımı arasında kot farkı varsa yaya kaldırım rampası düzenlenmelidir. Tek yöne eğimli, üç yöne eğimli veya yola paralel olabilir. Bina girişleri. Bina girişinde merdivenin, rampanın veya kapının önünde herhangi bir alanda paspas varsa, paspasın üst yüzeyi zemin ile aynı seviyede olmalı ve girişler iyi aydınlatılmalıdır. Binaya girişte kot farkı 1.3 cm'den daha fazla ise, buraların rampa ile giderilmesi veya rampa yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda çalışır durumda platform asansörü, hidrolik asansör ve benzeri alternatif bir ulaşım yöntemi sağlanmalıdır. Bina giriş ve bina içi dolaşım alanlarında kapının, merdivenlerin, rampanın önünde ve koridorlarda çiçeklik, tabela, çöp kutusu, su sebili, çay, kahve makinesi ve benzeri nesneler geçişe engel oluşturmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Rampalar. Rampa yüzeyi düz, sabit, dayanıklı ve ıslak kuru halde kaymayan malzeme ile kaplanmış mıdır ve genişliği en az 100 cm midir? Rampa eğiminin hesaplanması grafikteki gibi olmalıdır. Yükseklik 15 cm ve daha az ise eğim en fazla 1/10 yani %10'dur. Yükseklik 16 cm ile 50 cm arasında ise eğim en fazla 1/11 yani %9 olmalıdır. Yükseklik 51 cm ile 100 cm arasında ise eğim en fazla 1/12 yani %8'dir. 100 cm'nin üzerinde ise eğim en fazla 1/16 yani %6 olmalıdır. Burada verilen rampa eğimleri mevcut binalar için geçerlidir. Yeni inşa edilecek rampalar için Türk Standartları Enstitüsü'nün 9111'deki çizelge 1'de yer alan eğimler kullanılmalıdır. Rampanın başlangıç ve bitiminde ve rampa sahanlıkta yön değiştiriyorsa, tekerlekli sandalye kullanıcısının manevra yapabileceği en az 150 cm'ye 150 cm düz sahanlık alanı olmalıdır. Ve rampa ile aşılan yükseklik 15 cm'den fazla ise rampanın yanında trabzan bulunmalıdır. Her iki tarafı boşluk olan rampanın her iki tarafına, tek tarafı boşluk olan rampanın boşluk olan tarafına trabzan yapılmalıdır. Rampada küpeş de var mıdır?
Küpeşte rampanın her iki tarafında bulunmalı, rampa döşeme kaplaması üzerinden 90 cm yükseklikte birinci düzeyde ve rampanın döşeme kaplaması üzerinden 70 cm yükseklikte engelliler ve çocuklar için ikinci bir küpeşte bulunmalıdır. Küpeşte rampa başlangıcından 30 cm önce başlamakta ve rampa bitiminden sonra 30 cm devam etmekte midir? Küpeştenin uçları yarım ay şeklinde veya şekildeki gibi yuvarlatılmış mıdır? Rampa genişliğinin 300 cm'den fazla olduğu durumda rampanın iki yanındaki trabzanlara ilaveten arada üçüncü bir trabzan yapılmış mıdır? Rampa ve sahanlıkların koruma olmayan tarafında en az 5 cm yüksekliğinde koruma bordürü bulunmalıdır. İç ve dış dolaşım alanlarında merdiven uygulamaları şöyle olmalıdır. Merdivenler. Merdiven basamakları düz, sabit, dayanıklı ve ıslak kuru halde kaymayan malzeme ile kaplanmış, basamak derinliği en az 30 cm, yüksekliği en fazla 15 cm olmalı, tüm basamaklar aynı derinlikte ve aynı yükseklikte, basamak uçları çıkıntısız yapılmalıdır. Basamakların ön kenarında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte ve çıkıntısız kaymaz şeritler kullanılmış mıdır? Her iki tarafı boşluk olan merdivenin her iki tarafına, tek tarafı boşluk olan merdivenin boşluk tarafına trabzan yapılmalıdır. Merdivende küpeşte var mıdır? Merdivenin döşeme kaplaması üzerinden 90 cm yükseklikte birinci düzeyde, 70 cm yükseklikte engelliler ve çocuklar için ikinci bir küpeşte bulunmalıdır. Küpeşte merdiven başlangıcından 30 cm önce başlamakta ve bitiminden 30 cm sonra bitmekte midir? Küpeştenin uçları yarım ay şeklinde yuvarlatılmış mıdır? Merdiven genişliğinin 300 cm'den fazla olduğu durumda merdivenin iki yanındaki trabzanlara ilaveten arada üçüncü bir trabzan yapılmış mıdır? Merdiven başlangıcının 30 cm öncesinde ve bitiminden 30 cm sonrasında 60 cm derinliğinde uyarıcı yüzey bulunmalıdır. Merdivende rıhtlar kapalı, basamak uçları çıkıntısız olmalıdır. Görme engellileri korumak amacıyla merdiven altı 220 cm yüksekliğe kadar kapatılmalıdır. Bina girişlerinde banko varsa en az bir adedi veya bir bölümü en az 90 cm uzunluğunda, alt kotu yerden en az 75 cm, üst kotu yerden en fazla 86 cm yükseklikte ve en az 49 cm derinliğinde diz boşluğuna sahip midir? Ya da bu ölçülere göre ayarlanabilir nitelikte midir? Kapılar. Bina girişi önünde kapı açık durumdayken en az 150 cm'ye 150 cm'lik temiz manevra alanı var mıdır? Bina girişinde ve bina içi yatay dolaşımda bulunan iç ve dış kapılarda büyük cam yüzeyler var ise yerden 130 cm ile 140 cm yükseklikte birinci düzey ve 90 cm ile 100 cm yükseklikte ikinci düzey, 7,5 cm genişliğinde uyarıcı renkli bir bant bulunmalıdır. Hangi tür kapı olursa olsun, kapının geçiş genişliği en az 100 cm olmalıdır. Döner kapı yanında temiz geçiş genişliği en az 100 cm olan kanatlı ikinci bir kapı bulunmalıdır. İç kapıların temiz geçiş genişliği en az 90 cm olmalıdır. Kapı kollarının zeminden yüksekliği 90 cm ile 110 cm arasında olmalıdır. Kapılar fazla kuvvet gerektirmeden kolay açılabilmelidir. Kapıların girişinde 0.6 cm'den fazla eşik veya kot farkı olmamalıdır. Pencereler. Görme engellilerin cama çarpmasını önlemek için pencerelerde 15 cm ile 20 cm parapet bulunmalı, kenarları ve köşeleri çarpma durumunda zarar vermeyecek şekilde yuvarlatılmalıdır. Pencereler fazla kuvvet gerektirmeden kolay açılabilmelidir. Pencere kollarının yerden yüksekliği 90 cm ile 110 cm arasında olmalıdır. Yere kadar olan pencerelerin önünde 90 cm yüksekliğe kadar koruyucu barlar bulunmalıdır.
tuvaletler. Binada engelli tuvaleti bulunmakta mıdır? Binada en az bir adet kadın ve bir adet erkek veya bağımsız girişi olan en az bir adet kadın erkek ortak kullanımda olan engelli tuvalet kabini bulunmalıdır. Tuvaletin girişinde, engelli tuvalet kabinine erişimde veya engelli tuvalet kabini girişinden klozete erişimde kod farkı bulunmamalıdır. Tüm kapılarda olduğu gibi burada da kapıların temiz geçiş genişliği en az 90 cm olarak tasarlanmalıdır. Tekerlekli sandalyelilerin klozete erişimi için kapının açılış yönüne göre net manevra alanı bulunmalıdır. Kapının dışarı açıldığı durumlarda en az net zemin yüzeyi genişlik ve derinliği, önden yaklaşımda düz bir transfer için 122 cm ile 167,5 cm, sağ yandan yaklaşımda diagonal bir transfer için 122 cm ile 142 cm ve hem ön hem sol yandan yaklaşımda yani yan bir transfer için 150 cm ile 142 cm ölçülerinde olmalıdır. Zemin kaplaması düz, sabit, dayanıklı ve ıslak kuru halde kaymayan malzeme ile kaplanmış mıdır? Tuvalet içindeki lavabolar alt yüzüne kadar net en az 75 cm, ön üst yüzüne kadar en fazla 86 cm yüksekliğinde ve en az 20,5 cm derinliğinde olmalı ve diz boşluğu bulunmalıdır. Musluklar tek elle ve kavrama gerektirmeden kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. Klozetler ise yerden en az 43 cm, en fazla 48 cm yükseklikte tasarlanmalıdır. Tuvalette duvar tarafında tutunma çubuğunun yerden yüksekliği 80 cm ile 95 cm arasında ve sabit olmalıdır. Tuvalete duvar olmayan tarafa da tutunma çubuğu konmalı ve katlanabilir biçimde yapılmalıdır. Engelli tuvaletinde klozetten yere düşüldüğünde yetişilebilecek şekilde iple çekilerek çalıştırılabilir özellikle acil durum çağrı aparatı konmalıdır. Bina içi yatay dolaşım. Binaya girdikten sonra bina giriş kapısı ile giriş holü arasında ve dolaşım alanlarında kod farkı varsa kaç santimetredir? 0.6 santimetreden az kod farkı erişim için sorun oluşturmaz. Kod farkı 0.6 santimetre ile 1.3 santimetre arasında ise buralar en fazla 1/2 eğimle pahlanmalıdır. Binaya girişte kod farkı 1.3 santimetreden daha fazla ise buraların rampa ile giderilmesi veya rampa yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda çalışır durumda platform asansörü, hidrolik asansör ve benzeri alternatif bir ulaşım yöntemi sağlanmalıdır. Bina içindeki tüm dolaşım alanlarının geçiş genişliği en az 110 cm olmalıdır. Baş seviyesi üzerinde bulunan yönlendirme ve bilgilendirme işaret ve tabelaları dahil tüm engeller yerden en az 220 cm yüksekliğe konmalıdır. Bina içi yatay dolaşımdaki rampanın genişliği en az 90 cm midir? Dolaşım alanlarında zemin kaplaması düz, sabit, dayanıklı ve ıslak kuru halde kaymayan malzeme ile kaplanmalı, tüm dolaşım alanları iyi aydınlatılmalıdır. Oda ve ofislerdeki mobilya kullanımları için geçiş genişlikleri en az 90 cm olmalıdır. Bina içi dikey dolaşım. Asansörler. Kamu kullanımına açık binalarda bina birden fazla katlı ise asansör bulunmalıdır. Girişten asansöre yol engelsiz ve en fazla 30 metre mesafede olmalı. Girişten itibaren yönlendirme işaretleri bulunmalıdır. Kapısı otomatik olan asansörlerde kapının açık kalma süresi en az 10 saniye, kapının temiz geçiş genişliği en az 90 cm olmalı ve asansör kapısının yanında bilgilendirici işaretlerde görme engeller için Braille alfabesi kullanılmalıdır. Kabin içi net boyutları en az 120 cm'ye 150 cm midir? Asansör kapıları açıldığında kabin zemini kat zemini ile aynı seviyede midir? Her katta asansör kapıları önünde
en az 150 cm'ye 150 cm'lik bir alan bırakılmış mıdır? Kabin içinde ve dışında asansörün kata geldiğini gösteren görsel uyarı sistemleri ve asansörün hangi kata geldiğini anons eden sesli uyarı sistemleri uygulanmalı. Kabin içindeki tutunma barları yerden 90 cm yükseklikte olmalıdır. Binada asansör olmaması veya yapılamaması durumunda Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun platform asansörü, merdiven asansörü, cephe asansörü gibi alternatif güvenli ulaşım yöntemi sağlanmalıdır. Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri. Danışma bankosu olan binalarda kaldırımdan en az bina giriş kapısına kadar hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri bulunmakta mıdır? Hissedilebilir yüzeyin yüksekliği çevreleyen yüzeyden en fazla 5 mm yükseklikte ve yüzeyin rengi çevreleyen yüzeyle zıt renkte olmalıdır. Yönlendirme, bilgilendirme ve işaretlendirme. Bahçe girişinden bina girişine, asansörlere, engelli tuvaletlerine yönlendirme işaretleri bulunmalıdır. Bu bilgilendirme ve işaretlendirmeler şöyle olmalıdır. Tüm işaretlendirmeler çevre rengiyle zıt renkte olmalı ve harf yüksekliği 15 mm'den az olmamalıdır. Görüş mesafesindeki her metre için yazı büyüklüğü 20 mm ile 30 mm arttırılarak, görüş mesafesine göre uygun büyüklükte ve görme engelleri için Braille yazılı olmalıdır. İşaretlemeler yeterli seviyede aydınlatılmalıdır. Erişilebilirlik ile ilgili izlediğiniz bu film size kılavuz olacaktır. Ayrıca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği eklerine ulaşarak siz de kendi binanızdaki eksikleri tespit edip gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Unutmayın, erişilebilirlik herkes içindir.
yaya kaldırımları.